Deniz. Ozan'la biraz vakit geçireyim diyorum mahsuru yoksa. Hem onun için de değişiklik olur. En son dönüşte de markete uğrar, ihtiyaçları alır geliriz ha. Vallahi şahane olur. Ben de rahat rahat akşam için hazırlık yaparım. Biliyorsun misafirimiz gelecek. Hı-hı. Ben giydireyim Ozan'ı. Yok sen işine bak. Ben dedesiyle sıkıca giydiririm. Çok seviyor Ozan'ı. Ne iyi baba olurdu değil mi? Olacak zaten Selma. Kızınıza. Hala söylemeyecek misin? Birazdan öğreneceğim nasılsa. Şu yarı yıl tatilin ne kadar iyi denk geldi ya. Seni gün ortasında görmek de varmış. Çok sağ ol Mustafa. Niye ki? Şu son günlerde sen olmasaydın bu kadar kolay atlatamazdım. Bence sen çok güçlü bir kızsın ama farkında değilsin. O kadar güçlü olduğumu sanmıyorum. Düştüğümüz durumu kabullenmek çok zor oldu mesela. Seninle açıklığında karşılaşmıştık ya. O gün söylediğin sözler çok etkiledi beni. Gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olmayan insanlar yalan söyler demişti. Tam da buydu. Cesur olmadığımı, korkakça yalanlara sığındığımı gördüm. Bir de şey demiştim. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Severim o lafı. O kadar yalan söylediğimi bile bile hala bana güveniyor musun? Evet. Anlayıp vazgeçeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Hem bana hiç yalan söylemedin. Söylemem. Bunu seviyorum. Yani seninle her şeyi açık açık konuşmayı. Galiba sıkı arkadaş olmaya başladık. Bence de. Gidiyoruz. Geldik. Burası. Burası mı? Sürpriz dediğim bu muydu? Cami görmeye mi geldik ta buraya? Evet. Daha önce gelmedin mi? Karşındaki Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden biri. Süleymaniye Camii'si. Şey, ben tarihten pek hoşlanmam. Biraz dinlersen belki fikrin değişebilir. Mimar olmak istedin değil mi? Evet. Onun için sana bu topraklarda yetişmiş en büyük mimarın eserini tanıtmak istedim. Tamam. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli eseri bu. Büyük bir külliyenin parçası. Külliye? O dönemin eğitim kurumu, kütüphane, hastane, hamam, mezarlık, esnaf dükkanları ve yoksulları yiyecek dağıtan hayır kurumlarından oluşan yapılar birliği. Yapımının üstünden tam 460 yıl geçmiş, inanabiliyor musun? Yüzlerce deprem görmüş ama bir tane bile çatlak yok hiçbir yerinde. İnanılmaz. Hadi gel girelim. Daha şaşıracağın çok şey var.
Ece, şunu istiyorsan başını ört. Niye? Teknik bilgilerden ziyade biraz inceliklerinden bahsetmek istiyorum sana. Mesela elektrikten önce ışık kaynağı yağ kandilleriydi biliyorsun. Mimar Sinan Camii yağ kandillerinden çıkan hislerin tek bir noktada toplanmasını sağlayan bir hava akımı yaratacak şekilde inşa etmiş. Kandillerden çıkan hisler ana giriş kapısının üstündeki şu odada toplanmışlar. Ve bu toplanan hisler mürekkep yapımında kullanılmış. Şaka mı bu? Caminin akustiğinin mükemmel olması ve seslerin caminin her köşesinden duyulması için kubbenin etrafına ve caminin çeşitli noktalarına içi boş küpler yerleştirilmiş. Şu kemerleri görüyor musun? Bir süre önce yıprananları yenilemek isteyen mimarlar neyi nasıl yapalım diye incelerken bir kemerde gizli bir bölme olduğunu fark etmişler. Bölmeden şişe içinde bir not çıkmış. Not Mimar Sinan'a ait. Gün gelip kemerlerin yenilenmesi gerekirse neyin nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir not. İnanabiliyor musun? Doğabildiğini bilmiyordum. Annem öğretmişti çocukken. Gerçi bir iki tane biliyorum sadece. Hadi gidelim. Sana garip bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk kez bir camiye girdim. Yani dışarıdan görmüştüm tabii de. Gerçekten mi? Evet. Yurt dışına çıktığımız zamanlarda yani ailecek. Öyle gezerken filan kiliselere de girerdik. Hani tarihi eser ya. Ama daha önce camiye hiç girmemiştim. Ve bunun farkında bile değildim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Müzik